Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Riyaz-ı Salihin 3. cilden Müslümana kafir dememek. Yani ağır bir ifade çünkü. Ve denildiğinde o söz havada kalmaz. Eğer karşıdaki kafir ise zaten onu demenin sevabı yok. Ama değil ise Allah korusun o döner kişiye gelir. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Bu lanet konusunda da bunu geçtiğiyle ele aldıydık. Yani mesela lanet, Yezid'e lanet caizdir ama vacip değildir. Yani sevabı vardır değildir. Onun için lanet veya tekfir edileceğinde genel olaraktan Allah'ın laneti kafirler üzerine, zalimler üzerine olsun. Genel ifade. Yoksa bir o muhatabın kesin değilse Allah korusun havada kalmaz. O kişiye, söyleyen kişiye döner. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Bir de yani ey kafir demede bir eziyet de var. Eğer karşıdaki kişi bundan hoşlanmıyor ise bu aynen şuna benzer. Yani hoşlanmaz. Çünkü bir hakaret ifadesi. Bu adeta hey kör buraya gel ama hocam zaten adam kör. Tamam da ey kör diye çağırmış olmakta bir eziyet var. Bir eziyet var. Onun için bu durumdan sakınılması gerekir. Ve diğer bir başlık kötü ve çirkin söz söylememek. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Yani bunlardan beridir müminin sıfat ve vasfı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat, bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Çünkü pis ve menfi olan şey, yani bir koku sürüldüğü zaman da öyle değil mi? İyi veya kötü veya bir soğan sarımsak kokusu. Yani ister istemez etki oluyor. Yani manevi şeyler de öyledir. İçteki affedersiniz pisliğin dışarıya aksetmiş halidir. Hayasızlık, buna benzer fuhşiyat vesaire. Diğer bir başlık konuşma adabı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve sözlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş. Ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Çünkü İslamiyet istikamettir. İfrat ve tefritten sakındır. Ne aşırı ne geri denge istikamet. Her gün 40 defa namazımızda ihtinas sıradan müstakim diyoruz. Hangi yol bu? Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedai ve salihin. Nebilerin, sıddıkların, şehit ve salihlerin yolu olan İstikamete ya Rabbi bizi hidayet et diyoruz. Yani gerçek denge istikamettir. İslamiyeti bir kelimeyle bana ifade et derseler istikamettir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Yani çok affedersiniz hani geveleme. Gevelemeden konuş. Düz konuş. Adam gibi konuş. Geveleme. Yani bir lafı onun gibi böylece gevelemeden düz anlaşılır bir şekilde hitap etmek. Cabir bin Abdullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlaki güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Yani hitabetin de bir adabı var. Allah Hazreti Musa'ya, Firavun'a bile ishep ila Firavun'a inna taha. Ya Musa, Firavun'a git, o çok azıttı ama kavlen leyyinen, yumuşak bir dil ile. Yine malumunuz tatlı dil, yılanı deliğinden çıkartır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Yani bazı söz vardır ki savaşı keser,
bazı sözler de vardır ki kafayı kestirir. Yani onun için sözün burada muhataba ifade edilirken en güzel bir surette sunulması. Yani herhangi bir şeyi affedersiniz şey yaparken karşıdakinin suratına atmıyorsunuz. En güzel bir şekilde buyurun diyerekten ifade ediliyor. Yani herhangi bir şeyi birine sunduğumuzda nasıl bir tavır alıyor isek sesimizi, sözümüzü, ifademizi, hitabetimizi de sunarken aynı nezaketin gösterilmesi lazım. Yani odun gibi olmaktan sakınmak lazım. Kaba, kereste. Onun için Allah Kur'an'da münafıkları huşubun müsennedeh diyor. Onlar sıra sıra dizilmiş kütükler gibidirler. Yani yontulmamış. Dağdan indiği gibi kütük. Ne olması lazım? Bir mobilyacının hızarına, ağzına girip de adam gibi bir işe benzemesi lazım. Törpülerinin giderilmesi lazım. Ki masa olsun, sehpa olsun, vitrin olsun, kıymet olsun. Diğer bir başlık, kendi nefsini aşağılamamak. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Yani innen nefsele maratun bisu illa marhime rabbi. Yani nefsin kötülüğü dile getirilebilir. Ama murdar ağır bir ifade. Bununla ilgili habuset ile lekiset sözcükleri aynı anlamda olsalar da Resulullah murdar oldu, fasit oldu manasına gelen habuset yani Türkçedeki habis, pis manasında lafzını kullanmayı hoş görmemiş. Ümmetine konuşma adabını öğretmek için onlara güzel ifadeler kullanmalarını tavsiye etmiştir. Habis, pis, necis gibi şeylerden sakınılması gerekir. Diğer bir başlık kötü şeylere iyi isimler vermemek. Çünkü kendisi kötü. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzüm şarabına ve içene kerem, cömert demeyin. Asıl kerem, cömertlik müminin kalbindedir. Yani bu genişletilebilir. En çok da belki sigarada oluyor. Ya adam ne cömert ya. Bir paketi insan arkadaşlarına dağıttı ya. Bir paket sigara dağıttı. Dağıtmayasıca. Dağıtmasa daha iyi olurdu yani. İyi hayra değil yani. Şerre vesile oldu. Onların zehirlenmesine vesile oldu. Müslim'in diğer rivayetinde kerem ancak müminin kalbindedir denilmiştir. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerine göre hadis, üzüm şarabına ve içene kerem, cömert diyorlar. Halbuki kerem, cömertlik müminin kalbindedir şeklinde gelmiştir. Yani pis ve pislikte, günahta, habis şeylerde değil yani. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerm demeyin. Lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin. Çünkü kerm, keremden gelmiş oluyor. Güzel, hoş, cömert manalarına gelmiş oluyor. Diğer bir başlık, kadınların güzelliklerini başkalarına anlatmamak. Ki kadınlar arasında maalesef olabilecek durum. İbn Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kadın. Başka bir kadınla tensel temasta bulunmasın. Sonra o kadın kocasına onun güzelliğini anlatır da adam sanki ona bakmış gibi olur. Bu durumda bunun izahı burada iki kadının aynı yatakta bulunmaları, birbirlerine bedensel olarak temas etmeleri veya mahrem yerlerini görmeleri ve başkalarına anlatmaları yasaklanmıştır. Lezbiyenlik vesaire gayri ahlaki davranışlara karşı bir uyarı olarak yorumlanabilir. Bugün batıda olan bu hastalık maalesef homoseksüel gibi, LGBT'lilik gibi yani Lut kavmindeki livata yani bu hastalık olaraktan yaygınlaşıyor. Yani bazıları da buna çanak tutuyor, destekliyor maddi manevi olaraktan. Cenab-ı Hak ıslahı mümkünse ıslah etsin yoksa helak etsin. Diğer bir başlık dua üslubu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken Allah'ım İstersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak dilerse ve ma teşâûne illâ yeşâallah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani meşiyeti ilahiye asıldır, esastır. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice artırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Murad-ı ilahi uygunsa verir.
değilse vermez. Evet, ve diğer bir hadisi şerifte Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Yani dilersen verme gibi manası da çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak iradesi küllidir. Külli olarak olayları öncesiyle sonrasıyla düşünerek, irade ederek, dileyerek, arzu ederek verir. Onun için Cenab-ı Hak'tan istemeli zaten. Ud'uyni estecib lekum. Benden isteyin ki size icabet edeyim. Kul ma yahbe'u bikum rabbi levla duakum. Ey Habibim de ki eğer duanız olmazsa Rabbim size niye değer kıymet versin? Sürekli Cenab-ı Hak duayı istemeyi emrediyor. Diğer bir başlık Allah ve falan kimse dilerse dememek. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Çünkü Allah'ın dilemesi esastır. Yani bütün dünya istemese de Allah istedikten ve diledikten, irade ettikten sonra haşa bir mani var mı? Bir engel var mı? Yok. Evet, diğer bir başlık yatsıdan sonra sohbet etmemek. Yani Allah-u Alem burada da hadislerde de ifade edilecek sabah namazı durumu göz önünde bulundurulma hesap edilerek. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Bununla ilgili şöyle bir notta düşünmüş ilmi çalışmalar, misafir ile sohbet ve hayırlı işler hakkında konuşmalarda sakınca yoktur. Yani bu muktezai hale göre, hele hele şimdi içinde bulunduğumuz Ramazan'da, mesela ihya etme konusunda ve teheccüd namazını kılma konusunda, zamanı uzatma konusunda. Yani o konuda hakikaten değerlendirme manasında, hele hele son 10 gün içerisinde Kadir gecesini biraz daha tevafuk etme, muvafık gelmesi cihetinde önem arz eder. Yani muktezai hale göre hareket etmek. İbni Ömer'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son günlerinde bize yatsı namazını kıldırdı. Selam verince bu geceyi görüyorsunuz ya, işte bu geceden itibaren 100 senesinin başında bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse hayatta kalmayacaktır buyurdu. Ben de böyle bazen öğrenciler ifade ediyorum. Şu anda diyorum mesela 100 sene öncekiler şu anda yok. Şu anda dünyada 8 milyar insan var. 100 sene sonra bunlar yok. Ayrı artık 8,5-9 milyar farklı insanlar var. Her gün 300 binden fazla insan bu manada gidiyor. Bulunduğumuz beldenin altındakiler üstündekilerden daha çok. Dünya kaç kere boşaldı. Yani insan bundan aslında hakikaten ibret alması lazım. Gece uykuya daldığı gibi alemde, dünyada ölüm uykusuna dalıyor. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Allah-u Alem bu durum aynı zamanda teheccüd namazının kılınmasına da vesile oluyor. Onun için eğer yapılabilirse vitir namazını geceye sarkıtmanın bu faydası, yararı söz konusu olabilir. Zaten vitir namazı gece namazıdır. Ama kalkıp kılınamayacağı, fevt olup kaçabileceği düşüncesiyle yatsının akabinde kılınmaktadır. Evet, diğer bir başlık kadının kocasına karşı yükümlülükleri. Yani elbette erkeğin kadına, kadının erkeğe karşı da yükümlülükleri vardır. Bundan kadınların erkeklere karşı olan yükümlülükleri. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Koca, hanımını cinsel ilişki için yatağına çağırdığı halde eşi mazeret olmaksızın gelmez de kocası bu yüzden ona kırgın olarak gecelerse melekler sabaha kadar o hanımın Allah'ın rahmetinden uzak kalmasını dilerler. Buhari'nin bir rivayetinde kadın kocasının yatağına dönünceye kadar denilmiştir. Ve diğer bir başlık hanımın kocasından izinsiz nafile oruç tutmaması. Burada dikkat çekilen nokta nafile oruç tutmaması. Veya
danışarak tutması şeklinde. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanında iken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. Yani o konuda elbette ki anlayışlı olunması gerekir. Diğer bir başlık, imamdan evvel rükû veya secdeye gitmemek. Yani madem imama tabi olunmuş, o halde ona o noktada uyulması lazım. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Burada şu not düşünmüş, muhtemelen merkebin inatçılığına ve uygunsuz davranış sergilemesine telmihen işareten böyle bir benzetme yapılmış olmalıdır. Veya inat da olabilir. Adam mesela uyarılır, yapma böyle. Dikkat et, yok, illa inat. İnattan, kibirden, gururdan kaynaklanan bir sebeple de olabilir. İmama uyduğu halde ona muhalif hareket edenlerin tutumu inadına bir tutum olarak görülmüş ve uygunsuz bir davranış olarak nitelenmiş olmaktadır. Onun için ağır bir benzetme ile Efendimiz bunu anlatıyor. Diğer bir başlık, namazda eli böğre koymamak. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elini böğre konmasını yasaklamıştır. Yani onun için en uygun olaraktan göbek altında elleri tutmak. Diğer bir başlık, yemek hazırken veya tuvalet ihtiyacı varken namaza durmamak. Burada Efendimiz la salate bi hadreti ta'am ve la ve huve yudafi'u el ahbasan. İza hadar el aşa ve el işa febde bil aşa diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani yemek ile namaz akşam yatsı gibi hazır olduğunda yemekten başla diyor. Yani çünkü yoksa zihin orada hazır olacak. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Çünkü zihin orada olur. O namazdaki huşu ve huzur da bir derece kaybolmuş olur. Bundan sakınılması lazım. Diğer bir başlık, namazda göğe bakmamak. Yani kılınacağı yere bakmak. Göklerle ilgisi var yani. Demek ki yapılıyor ki var yani. Var. Bu konuda malumatımız da var. Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kimselere ne oluyor ki? Namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Yani kamera gibi sanki etrafı tararcasına. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda. Onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Yani namazın hürmetine saygısızlıktır. Huşu'a mani ve engel tavırlardır. Ve diğer bunun gibi namazda sağa sola bakınmamak. Ayşe'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Yani şeytan ve nefis boş duruyor. En hassas nokta kişinin Rabbisiyle. Yani teşbih tahta olmasın. Büyük bir devlet ricalinin huzuruna bir insan gittiğinde yani onun huzurundayken bile yani öyle etrafa sağa sola tavana şuraya buraya bakıyorum. Saygısızlık olur. O halde ezel ve ebed sultan olan, bütün kainatın sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kişi. Bir de rükûda akrabu mayekunun abdu min rabbi ve vesacin. Ve artık perde de kalkıyor. Kulun Rabbisine en yakın olduğu an ve zaman ve yer, mekan, secde anıdır. Yani ona riayet edilmesi lazım o hürmete. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakının. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafile de olsun, farzda olmasın. Yani o mükellef olduğun, sorumlu olduğun şeyi bari battal ve boş kılmasın. Yani sevabını götürmesin. Diğer bir başlık, kabre doğru namaz kılmamak. Yani ateş olsun, suret olsun, kabir olsun, bunlardan sakındırılmıştır.
Ebu Merced Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın. Aynı zamanda bir saygı gereği olarak da. Oturmaktan da Efendimiz men etmiştir. Diğer bir başlık namaz kılan kimsenin önünden geçmemek. Yani bu konuda Efendimizin hadislerinde de göreceğiz hakikaten çok hassas bir durum. Ebu Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Yani 40 yılda düşünülse abes değil. O derece ehemmiyetinden dolayı. Yani diyebiliriz o 40 yılda bekleyebilirdi. Ama ravi burada acaba hangisi diye tereddüt etmiştir. Diğer bir başlık namaz için kâmet getirildikten sonra nafile namaza başlamamak. Hatta camiye girildiğinde eğer imam efendi başlamışsa hemen ister sünnet-i mekkede olsun ister sünnet-i gayr-i mekkede olsun. Kılmadan imama uymak lazım. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Yani şu bir hakikattır ki elbette ki binlerce nafile iki rekat sünnete mukabil gelmez. Binlerce sünnet iki rekatlık farz namaza mukabil gelmez. Ancak sabah namazının sünneti konusunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam yani farzı ona düşünmeniz için ifade edeceğim buyuruyor ki sabah namazının iki rekatlık farzı dünya ve içindekilerde yani diğer bir ifadeyle güneşin üzerine doğduğu her şeyden yani diğer bir ifadeyle dünya ve içindeki her şeyden daha ehemmiyetlidir. Sünnet böyle olursa farzı da o derece düşünürsün. Kim bilir neye mukabildir. Sadece diğer bir başlık cuma gününü oruçla ve gecesini ibadetle geçirmemek. Ama önceki günden varsa, perşembeden başlamış, devam ediyorsa, cumayı da tutabilir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Yani onu devam ettirir. Cuma gününe de sarkmasında herhangi bir beis, herhangi bir yanlışlık yoktur. Yine Ebu Hüreyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Müminlerin annesi Cüveyriye bint Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Yani sadece cuma gününe bağlı olmuş kalınmış olarak da. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin et fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.